Evet, burada da şehitlerimizin isimleri. Allah ruhlarını şad etsin. Zaten şehit olmuşlar. Rabbim bizleri makamlarına şefaatlerine mazhar etsin. 18 Eylül 1890 tarihinde Japonya gezisi dönüşünde Oishima adasındaki Koshinazaki feneri yakınlarında fırtınaya tutularak kayalara çarpmak suretiyle parçalanan Ertuğrul Fırkateyn'i mürettebatından 50'si subay olmak üzere tespit edilen 532 şehit. Evet, 532 şehit ismi hepsi burada. Çok güzel burada tişörtler var. Evet, Ertuğrul Fırkateyn'in görüntüsü o dönemki Abdülhamit Han döneminde çıkan bir gemi. Ertuğrul gemisi ilk şehit olan gemi süvarisi Deniz Yarbayali. Atın Ertuğrul gemisiyle birlikte şehit olan Tuamiral Osman. Allah şefaatlerine mazhar etsin. Evet, burada bir kılıç. O dönemden kalma. Şurada da askerlerimizin fotoğrafları görülüyor. Evet, burada şehitlerimizin isimleri duvarlara sığmamış gerçekten de. Burada görevleri de yazıyor. Ateş işçi, kömürcü. Ve memleketleri yazıyor. Yumra, Çeşme, Giresun, Ünye, İzmir. Ordu'dan, Kavak, Samsun'dan, Edremit'e, Çarşamba, Lapseki, Bayburt'a kadar her yerden şehit vermişiz. Evet, sanırım şurada da bakın bir animasyon gibi bir göz bırakmışlar. Bu herhalde buradan bakınca geminin battığı yeri temsil etmesi için yapılmış. Yani herhalde şurada bir yerde battı sanırım tam olarak. Evet, o dönemdeki askerlerimizin kıyafetlerinden görseller. Tabi biliyorsunuz Ertuğrul filmi yapılmıştı. Oradan. O döneme ait. Burada sergilenmekte olan eserler, bu eserlerin açıklamaları Tufan Turanlı ve Bedro Leyli tarafından Ertuğrul Projesi ekibinin araştırma çalışmaları dayanarak hazırlanmıştır denmiş. Evet, o dönemde subaylarımızın kıyafetleri. Kiremit bile var. Silah. Evet, dayanmış. Suyun altında olmasına rağmen. Şu da yemek kazanı sanırım. Bakın orada nasıl çıkarıldığını da gösteriyor. Yemek pişirmek için kullanılan büyük bir kazan. Gerçekten burada çok farklı duygular hissediyorsunuz. Allah gani gani rahmet eylesin.
Sanırım burada da askerlerimiz o dönemden sonra bazı yerlere gitmişler. Onların fotoğrafları. Evet, Cumhurbaşkanımız gelmiş buraya.